Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konseptle karşınıza geldim. Malum sınavlarımız yaklaşıyor. Sınavların öncesinde size örnek yazılı soruları çözmek istedim. Hemen başlıyorum. Bana birinci soruda ne demiş? Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız. 2 üzeri 5. Yani bu ne demek? 5 tane 2'nin çarpımı. 1, 2, 3, 4, 5. Bakıyorum 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32 ediyor arkadaşlar. Hemen alttakine geliyorum. 3 üzeri 4 ne demek? 4 tane 3'ün çarpımı. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81 arkadaşlar. Hemen bir sonrakiyle devam ediyorum. 5'in karesi. Yani 5 çarpı 5 mi? 5 kere 5 25 arkadaşlar. 7 üzeri 0. Kural olarak üzeri 0 olan bütün sayılar 1'e eşittir arkadaşlar. 2'nin küpü. 3 tane 2'nin çarpımı mı? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 ediyor. Diyorum ve hemen bir sonraki sorum ile devam ediyorum. 4 ile kalansız bölünebilen 3 basamaklı 5 tane doğal sayı yazınız. 4 ile bölünebilmesi neydi? Son 2 basamağının bölünebilmesi değil miydi? Yani 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24 gibi son basamakları bunlar olan sayılar. Şimdi ilkine 100 diyeyim. İkincisine 204 diyeyim. Üçüncüsüne 308 diyeyim. Dördüncüsüne 412 diyeyim. Beşincisine 520 diyeyim arkadaşlar ve hemen devam edeyim. Aşağıdakilerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Ne demiş? En küçük asal sayı 1'dir. Arkadaşlar en küçük asal sayı 1 değil. 2'dir. Bir asal sayı değildir demiştik. Yani bu yanlış. 5 ile kalansız bölünebilen her doğal sayı 10 ile kalansız bölünür demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Mesela örnek vereyim 15. 5 ile kalansız bölünür ama 10 ile kalansız bölünemez. O yüzden bu da yanlış diyorum. Bütün birin bütün kuvvetleri 1'dir demiş. 1 üzeri 1 eşittir 1. 1 üzeri 2 eşittir 2. 1 üzeri 3 eşittir. Pardon, 1 üzeri 2 eşittir 1. 1 üzeri 3 eşittir 1. Yani 1'in bütün kuvvetleri 1 midir? Evet, doğru. Bir sonrakine geçiyorum. Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olan bütün sayılar 9 ile tam bölünür. Zaten bu 9'a bölünebilme kuralıydı hatırlıyorsanız. Rakamları toplamı eğer 9'a bölünüyorsa bu sayı 9 ile tam bölünür. Yani bu da doğru deyip bir sonrakine geçiyorum. İşleminin sonucu kaçtır demiş. İşlem önceliğime göre önce bölmeyi sonra çıkarmayı yapıyorum. 24'ü 3'e bölersem 8. 8 eksi 2 eşittir 6 diyorum ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Bir sonraki sorumda bana demiş ki 36 sayısının tüm çarpanlarını bulunuz. 36 eşittir 1 çarpı 36. 36 eşittir 2 çarpı 18. 36 eşittir 3 çarpı 12. 36 eşittir 4 çarpı 9. Devam ediyorum. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 36 eşittir 6 çarpı 6. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'la devam eder. 9'a bölünür. Zaten 9 çarpı 4 olur. Buradan devam eder. O zaman 36'nın çarpanları nedir? Yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 6 devam ediyorum buradan 9 12 18 ve 36'dır. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane çarpanı yani aynı zamanda böleni vardır arkadaşlar deyip bir sonrakiyle devam ediyorum. Bir sonrakinde bana ne demiş? Aşağıda verilen doğal sayılardan hangileri 6 ile kalansız bölünür gösteriniz. 6 ile kalansız bölünebilme kuralı neydi? Hem 2 hem 3 ile kalansız bölünebilme. Hem 2'ye hem 3'e bölünen sayılar 6 ile kalansız bölünür arkadaşlar diyorum.
İkiye bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağının çift olması. Çift mi? Bölünür. Burası ne? Tek. O zaman bu bölünmez. Gitti. Çift mi? Bölünür. Burası tek, bölünmez. Gitti. Çift mi? Bölünür. Çift mi? Bölünür. Kalan sayılarımın hepsi 2 ile tam bölünebiliyor. Şimdi 3 ile de bölünürse o zaman 6 ile bölünür diyeceğim. 3 ile bölünebilme kuralım neydi? Rakamlarının toplamının 3'e bölünebilmesi. 1, 2 daha 3. 8 ile toplarsam 11. 11 3 ile tam bölünebilir mi? Hayır, bölünemez. O zaman 6 ile tam bölünemiyor. Bu zaten bölünemiyordu. Devam ediyorum. 4, 3 daha 7. 2 daha 9. 9 3 ile tam bölünebilir mi? Bölünür. 2 ile de tam bölünüyor. O zaman bu bölünür diyorum arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bu bölünmez, zaten elemiştim. 9, 5 daha 14. 4 daha 18 mi? 18 3 ile tam bölünebiliyor. Bu tamamdır. 2 ile de tam bölünebiliyordu. O zaman bu bölünür. Geliyorum. 8, 2 daha 10. 6 daha 16 mı? 16 3 ile kalansız bölünebilir mi? Hayır, bölünemez. O zaman 6 ile de bölünemiyor diyorum. Ve içlerinden yalnızca 2 tanesi bölünebilir. Hemen bir sonraki sorumla devam ediyorum. 750 A2 doğal sayısı 3 ile tam bölünebiliyorsa A yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Şimdi rakamların hepsini topluyorum. 7 artı 5 artı 0 artı 2 artı A diyorum. 7, 5 daha 12. 0 daha 12. 2 daha 14 mü? 14 artı A. Bir sonraki 3 ile tam bölünebilen sayı 15 mi? O zaman 1 derim. Bir sonraki 18 mi? 4 derim. Bir sonraki 21 mi? 7 derim. 1, 4 ve 7 mi olabilir A? O zaman toplamını sormuş. 1, 4 daha 5, 7 daha 12 eder arkadaşlar diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. 1 üzeri 21 kaç arkadaşlar? Direkt yazıyorum. 1. 7'nin karesi kaç? Onu da direkt yazıyorum. 7 kere 7'den 49. 3 üzeri 4'ü hesaplıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Ne ediyor? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. Hemen bunu 81 olarak yazıyorum. 2 üzeri 6'yı hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64 arkadaşlar. Şuraya da 64'üm yazdım mı? Bakıyorum şu an en büyüğü hangisi? 1, 81, 64, 49. En büyük sayım 81. O da 3 üzeri 4 ediyor. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Sarı kanarya kelimesinden oluşan kümenin eleman sayısı kaçtır? Burada beni düşürmek istediği şey şu arkadaşlar. Aynı elemanlar kümede bir eleman olarak yazılıyordu. 1 S 2 A. Geliyorum. 3. eleman R. 4. eleman I. 5. eleman K. 6. eleman A. A vardı, buraya yazıyorum. 7 6. eleman o zaman ne? Devam ediyorum. Bir A'yı daha yazıyorum. R burada var. R'yi buraya yazdım. 7. eleman olarak Y'yi yazıyorum. Ve son olarak A'yı tekrar buraya yazıyorum. Farklı olarak kaç tane elemanım var? 7 tane. O zaman benim eleman sayım 7'dir arkadaşlar. Şöyle çözümü de göstereyim size. Kaydırmamışım sayfayı. Baktıysanız hemen devam ediyorum. Sıra 10. sorumda. Aşağıdaki sayılardan hangisi 10 ile kalansız bölünebilir demiş. 10 ile kalansız bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Birler basamağımın 0 olması. Bakıyorum birler basamağına 6, 5, 8, 0. O zaman benim cevabım Bursa diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Çarpmayla bölme aynı öncelikte mi? O zaman neydi? Soldan sağa doğru yapıyorum. 32'yi 4'e böldüm. 8. 8'i 2 ile çarptım. 16 diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki ilk 3 asal sayının toplamı kaçtır? Yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. 10'a kadar 3 tane çıkar herhalde. Bir asal sayı değildi. Çiziyorum. 2 asal sayı. 3 asal sayı. 4 neydi? 4 asal sayı değildir arkadaşlar. 5 asal sayı. 6 değildir. 7 asal sayı. 8 değildir. 9 değildir. 10 değildir. İlk 3 hangisi? 2, 3 ve 5. Yani toplamını sormuş. 2 artı 3 artı 5'i hesaplıyorum. 2, 3 daha 5. 5 daha 10 eder diyorum. Ve hemen bir sonraki soruma geçiyorum. 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 ifadesinin üslü biçimde yazılışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 3'ten 2 tane mi var? O zaman 3 üzeri 2 mi? 5'ten 3 tane mi var? O zaman 5 üzeri 3 mü? Bu hangi şıklarda verilmiş? 3'ün karesi çarpı 5'in küpü, yani Ceyhan deyip bir sonraki sorumla devam ediyorum. P kesişim R. Şu işaret kesişim arkadaşlar. Şuraya yazayım. Şu işaret kesişim. Kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kesişim ne arkadaşlar? İkisinin ortak elemanı olan yerler. Burada ikisinin ortak elemanı neresi? Şu bölge mi? Şu çizdiğim bölge mi? Yani ne? 5 ile 7. 5 ile 7 hangi şıkta var? Adana deyip devam ediyorum. Bir sonraki sorumla. Kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? Kümelerde elemanlar neydi? Virgüllerle bölünüyordu. Virgülden önce 1 tane, 2 tane, 3, 4 ve 5 tane. Kümesinin elemanı 5'tir diyorum arkadaşlar ve bir sonraki soruma geçiyorum. İşleminin sonucunu sormuş. 2 üzeri 4. 4 tane 2'nin çarpımı mı? 1, 2, 3, 4. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16 diyorum. 3'ün küpü. 3 tane 3'ün çarpımı mı? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 diyorum. 1 üzeri 10. 1'in bütün kuvvetleri 1 zaten arkadaşlar. 15 üzeri 0. Üzeri 0 olan bütün sayılar da 1'e eşit. İşleminin sonucunu sormuş. 16 27 1 ve 1'i topluyorum. 6, 7 daha 13. 1 daha 14. 1 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 1, 2 daha 3. 1 de elde 4. Toplamları 45 ediyor diyorum arkadaşlar. Ve hemen son sorumla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisi küme belirtmez demiş. Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler. Bu belirtir mi? Belirtir, çünkü gözlüklü olan kişiler belli başlı kişiler. Alfabemizin sesli harfleri. Sesli harfler nedir arkadaşlar? Nettir. Herkesin bildiği şeyler. Okulumuzdaki çalışkan öğrenciler. Çalışkan neye göre çalışkan? Kime göre çalışkan? Bana göre ortalaması 85 üzeri olan öğrenci çalışkandır. Size göre ortalaması 100 olan öğrenci çalışkandır. Başka birine göre ortalaması 60'ın üzerinde olan öğrenci çalışkandır. O yüzden bu küme belirtmez arkadaşlar. Bir sonraki şıkka da bakıyorum. İki basamaklı doğal sayılar. İki basamaklı doğal sayıların ne olduğu belli olduğu için küme belirtir. Okulumuzdaki çalışkan öğrenciler küme belirtmez. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoların devamından haberiniz olması için. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.